Bakıyorsunuz mahallede, parkta çocuklar oynarken ne yapıyorlar? Birbirleriyle kavga yapıyorlar. Ya bu çocuktur, kavga yapar. 2 dakika sonra onlar tekrar barışır. Sen ona müdahil olma. Hemen sen nasıl olur da benim çocuğumu şey yaparsın? Benim çocuğum senin çocuğunu bir şey yapmadığı halde, ateş olmadığı halde dövdü. Büyükler de müdahil oluyor. O büyüklerin müdahil olmasıyla belki ölümler meydana geliyor beyler. Ya işte biliyorsunuz, işte dün şeytan aleyhillâne işte bu. İki kardeş çocukları dalaşıyor, kavga yapıyor, yapar amca çocukları. Ne oldu? Zan ile hareket etti, işin aslını öğrenmedi. Sen benim oğlumu nasıl döversin? Halbuki o orayı ayırmaya gidiyordu belki. Ayıracaktı belki. Amcalık hakkını kullansın bırakın. Babalık hakkı yok mu? Amcalık hakkı yok mu? Dolayısıyla bu durumda karşılaşınca haydi sen benim çocuğuma vurdun. Kalkıyor o ona el kaldırıyor. Silah başında patlıyor. Kaçıyor, tedirgin oluyor. Bakıyor kardeşi ölmüş. Kendi silahıyla kendisini intihara gidiyor. İşte şeytan aleyhine bak, küçücük bir olaydan seni vesveseye verdi. Vesveseyle iki aile ocağını ne yaptı? Çökertti. Öyle bir an oluyor ki sabah pazar kahvaltısında çalığınla çocuğunla yemeğe oturuyorsun. O anda bir çay bardağının dökülmesi, o anda cinayete giden sonuçlar olduğuna da şahit oluyoruz. Bir çay bardağının dökülmesi, ya sabret, teenniyle hareket et. Olur, dökülür. Mükemmelliyetçi olmayalım. O çay bardağını döktük, döküldü ama o çay bardağından daha büyük bir zayiatlar verdik evde. Sabret, sabırla dizginle. O sabırla dizginlemezsen öfke kabarır, hiddet gelir. Sağı solu dağıtmaya kalkarsın ve evin altı üstüne gelmeye kalkar. Evin altı üstüne gelir. Onu orada bir sükunet ile olur. Hemen orayı temizleyip silinse iş bitecek. Herkes oturacak sofrasında, ailece güzel çocuklarıyla beraber kahvaltısını yapmış olacaktı. Ama öyle olmadı ya. Orada öfke kabardı, bağırılıp çağrıldı. Eşin kızdı, öfkelendi, bıraktı, öbür odaya gitti. Çocuklar kalktı gitti. Haydi otur, yemeğini ye bakalım nasıl yiyeceksin. Sabır aziz kardeşlerim o kadar değerli bir, kıymetli bir olay ki hayatımızın her safhasında, hayatımızın her alanında bize ihtiyacımız var sabra. İşte o öfkeyi yenmek sabırla olur. Evet, sabredersek orada kurtuluş erenler, sabredenler, Allah'ın yardımına erenler, sabredenler, Allah'ın razılığına erenler, sabredenler. Bakıyorsun adam hemen öfkeleniyor. Son sözü ilk söylüyor. Eşine ilk söylüyor. Arkadaşına, iş arkadaşına ilk son sözünü söylüyor. Ve orada ne oluyor? Telafisi mümkün olmayan zayiatlar meydana geliyor. Telafisi mümkün olmayan açılar meydana geliyor. Evet, dolayısıyla bu noktalara ciddi bir şekilde dikkat etmemiz gerekiyor beyler. Öfkelerini yenerler onlar. Evet. İşte bu yumuşak huyluluk ruhamâ'u beynehum terâhum rükkehan succeden ayeti kerimesi bizim vasfımız olacak. Onlar aralarında merhametlidirler. Yumuşak huyludurlar. Dayanışma içerisindedirler. Bu vasıf Müslümanın vasfı beyler. Ama aziz kardeşlerim gelin görün ki ne olursunuz ben bunu önce kendime söylüyorum. Şu çarşıya çıktığımızda, trafiğe girdiğimizde veya bir alışverişte veya bir yolda sanki aramızda dağlar varmış gibi, sanki karşı taraftaki insanın hiç hakkı hukuku yokmuş gibi sınırsızca bir hak görüyoruz kendimizde. Haksız olduğumuz halde dahi hırçınlaşıp karşı tarafa saldıracak noktalara gidiyoruz. İşte bu Müslümanın vasfı değil kardeşlerim. İslam güzel ahlaktır. İslam topluma güven vermektir.
toplumun huzurunu bozacak davranışlardan uzak durmaktır.